Evet, şimdi Dilruba diyelim. Dilruba ve kim diyeceğiz? Dilara diyeceğiz. Özgür Özel bugün çok hareketli bir gün geçirdi açıkçası. Şimdi Dilara'dan bahsedeyim. Dilara Çiçek öncelikle kendisi başörtüsü nedeniyle işe alınmayan bir genç kız. Ve hukuk mücadelesi başlattı. İşte önce Özgür Özel CHP Genel Başkanı Dilara'yı aradı. Ona bir çağrıda, bir davette bulundu. Ardından ne yaptı? Dilruba biliyorsunuz 18 gündür cezaevinde tutuklu bulunuyor. Özgür Özel onu da cezaevinde ziyaret etti ve şunu söyledi iktidara. İktidarı eleştirdi. Despotsunuz dedi. 33 yaşında genç bir kadını bir mikrofona söylediği sözlerden dolayı kınayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, görüşlerine katılmayabilirsiniz ama tutup da burada haksız, hukuksuz yere hapsedemezsiniz. Verdiği sokak röportajında hükümeti ve sosyal medya platformu Instagram'a getirilen yasağı eleştirmişti Dilruba K. Tutuklandı. 2 haftayı geçti cezaevinde ve başörtülü olduğu gerekçesiyle dişçilik konferansına kaydı yapılmayan Dilara Çiçek. İki ayrı mağduriyette CHP lideri Özgür Özel'in gündeminde. Dilara ile konuşmuştum. Dilara başörtüsünden dolayı böyle bir görevi sana kongrede veremeyiz diyenlerin ayrımcılığına karşı karşıya kalmıştı. Bana dedi ki FDA tesettürlü çalışan istemiyor. Bu cümleyi kurdu bana. Tabii çok şaşırdım, yani ne tepki vereceğini de bilemedim. Böyle bir cümle kurulmasını hiç beklemiyordum. Bunun sorumlusu bunun cezasını çekmesi gerekiyor. Yani bunun sorumluluğunu birinin alması gerekiyor. O yüzden ben bu konu hakkında suç duyurusunda bulundum. Kimin başını örtüp örtmeyeceğine o kişiden başka kimse karar veremez. İşinize bakın, haddinizi bilin. Türkiye'nin bir özgürlükler ülkesidir. Özel, Dilara'yı telefonla arayarak destek çıkarak yanında durdu. Yeni günde de sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba'yı cezaevinde ziyaret etti. İki ismi de 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümüne davet etti. İki mağduriyeti de gündemde tutmaya devam ediyor. Dilruba'nın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluktur. Kişiyi özgürlüğünden mahrum etmeye yeltenmek tamamen yönetimdeki acziyetin, savrulmanın ifadesidir. Bir gece oluyor, İstanbul Sözleşmesi kalkıyor. Bir gece oluyor, Instagram'ı kapatıyor, sosyal medyayı kapatıyor. Tutuksuz yargılanması gerekir. Zaten tutuklamayı gerektirecek bir şeyle suçlanmıyor. Çok açık ortada. Özel, MHP'li milletvekillerinin şikayetiyle Kılıçdaroğlu'na açılan davaya da sert çıktı. Kılıçdaroğlu hakkında suç ve suçluyu zincirleme şekilde övmekten 3,5 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor. Kılıçdaroğlu için bunlar hız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Önce mevcut genel başkanın cesetini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Şimdi hukukun tartışıldığı, demokrasinin tartışıldığı, sürekli eleştirildiği ve konuşulduğu bir ülkede düzelme, normalleşme olabilir mi? Ne kadar olabilir? Çok fazla olamaz açıkçası. İşte bunlar tartışıldığı müddetçe birazdan geleceğiz haberlerimizde. Ekonomiyi de yoluna sokamazsınız. Ekonomiyi de bir düzene sokamazsınız. Çünkü öncelikle bu tarz reformları gerçekleştirmeniz gerekiyor. İlk başta bunu yapmanız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı dün Malazgirt'te ne demişti? 85 milyonu Nazlı Hilal'in gölgesinde buluşturmayı dilemişti. 85 milyonu Nazlı Hilal'in gölgesinde buluşturmayı dilemişti. Peki 22 yılda bunu becerebildim, bunu yapabildi mi? Bana kalırsa yapamadı. Tam aksine geçtiğimiz yıllarda ve bugün gelinen noktada baktığımız zaman kutuplaşmaya yol açmış durumdalar. Kutuplaşmaya yol açmış durumdalar. İşte birliğin, bütünlüğün bunun aksine, tam aksine sağlanması gerekiyor ülkemizde ki bazı şeyler normalleşsin. Dediğim gibi.